Bu nasıl bir afet? Bu nasıl bir dolu? Ve bu bölge üzümün en çok olduğu bölgede. Manisa'da mildiyo hastalığından zarar gören üzüm bağlarına bir de dolu yağışının vurmasıyla üreticiler çaresiz halde kaldı. Üzüm bağları %80 oranında hasar gören çiftçi, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'e, çiftçinin işi Allah'a kaldı. Çiftçi borçları için elinde ne varsa verecek, borçlarını kapatacak. Bugüne kadar getirmiş olduğu birikimini sıfırlayıp yeniden başlayacak, ona da ömür yetmez sözleriyle dert yandı. Zaten ne kadar hasar var? %80. %80 hasar var yani. O da bu senenin mahsulünde. Ya gelecek seneyi de etkiliyor dolanmaması. Evet. Dalları tekrar bozuyor. Yani kuru dalda da var. Bakın morarmalar belli zaten. Yeşil. Şurada da var herhalde değil mi? Onda da var. Onda var. Ona vurdu da üzüm gitti. Üzüm gitti. Bu dal gelecek seneye üzüm yapacak dal da gidiyor. Zaten mildiyo hastalığından dolayı çiftçi zor durumda. Bir de üstüne dolu vurdu. Çiftçinin sigortacısı da yok. Ne yapacak bu çiftçi? Valla çiftçinin işi Allah'a kaldı. Allah'a kaldı çiftçinin işi. Aynen öyle. Borçlar ne olacak? Bankalara borçlar ne olacak? Verecek elinde ne varsa daha önce de birikmiş olanlara onlarla borcunu kapatacak. Bizim uzatma, bir şey etme şansımız yok. Traktörünü satacak. Aynen. Bir şeylerini satacak, borcunu ödeyecek. Daha önceden edindiği arazisini satacak. Aynen. Başka türlü ayakta kalma şansı kalmamış. Bugüne kadar getirmiş olduğum birikimini sıfırlayıp yeniden sıfırlayıp onu ömür yedim sayın bekçi. Çünkü her yıl bir umutla bekliyor ama her yıl ısrar yok. Yani gözüküyor baktım bağ şimdi bir dolu vurdu hiçbir şey kalmadı. Kaç dönüm burası toplamda? 28 dönüm yani. 28 dönüm yerden üzüm alma şansınız, yaprak alma şansınız yok değil mi? Tek muhatabımız tarım kredi kooperatifi. Çiftçinin arkasında kimse yok diyorsun şu an. Şu anda yok.